Sevgili dinleyenler, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Kapitalist İtikat. Para hem imparatorluklar kurmak hem de bilimi geliştirmek için çok önemliydi. Para bu çabaların nihai amacı mı yoksa tehlikeli bir gereklilik miydi? Modern tarihte ekonominin gerçek rolünü anlamak kolay değildir. Paranın devletlerin kuruluşuna ve yıkılışına nasıl sebep olduğuna, nasıl yeni ufuklar açıp aynı zamanda milyonları esir ettiğine, sanayinin çarklarını döndürüp yüzlerce türü yok oluşa sürüklediğine ilişkin ciltler dolusu kitap yazılmıştır. Yine de modern ekonominin tarihini anlamak için tek bir kelimeyi iyi anlamak gerekmektedir. Büyüme. Modern ekonomi iyi ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, hormon verilmiş bir ergen gibi önüne çıkan her şeyi yiyerek ve ölçemeyeceğiniz kadar hızlı boy atarak büyümektedir. Tarihin büyük bölümünde ekonomi genellikle aynı büyüklükte kaldı. Küresel üretim büyüdü ancak bu büyük ölçüde yeni toprakların yerleşime açılması ve nüfus artışının sonucuydu. Kişi başına düşen üretim ise sabit kaldı. Modern çağda ise bu tamamen değişti. 1500'de küresel mal ve hizmet üretimi 250 milyar dolardı. Kitabın yazıldığı günse yaklaşık 60 trilyon dolar. Daha da önemlisi 1500'de yıllık kişi başına düşen üretim ortalama 550 dolarken bugün insanlar ortalama yılda 8800 dolarlık üretim yapıyorlar. Bu muazzam büyümenin tetikleyicisi nedir? Ekonomi herkesçe bilindiği üzere son derece karmaşık bir konudur. Daha basit bir hale getirmek için basit bir örnek düşünelim. Açık göz finansçı Ahmet Açgözlü İzmir'de bir banka kurar. İzmirli bir müteahhit olan A.A. Kiremit ilk büyük işini teslim ederek 1 milyon dolarlık ödemesini nakit olarak alır ve parayı da Bay Açgözlü'nün bankasına yatırır. Bankanın şu an elinde 1 milyon dolar sermayesi vardır. Bu sırada deneyimli ama parasız olan Ayşe Özfırıncı yeni bir iş fırsatı fark etmiştir. Zira onun bulunduğu bölgede hiç iyi fırın yoktur. Öte yandan elinde sanayi tipi fırınlar, evyeler, bıçaklar ve kapkacakla birlikte tüm tesisi kuracak para da yoktur. Bankaya gider, iş planını Açgözlü'ye sunar ve bunun iyi bir yatırım olduğuna ikna eder. Açgözlü ona 1 milyon dolarlık krediyi verir. Özfırıncı da müteahhit Kiremit'e fırınını inşa edip içini donatması için işini verir. Onun da ücreti 1 milyon dolardır. Kiremit'e kendi hesabından bir çek yazarak ödeme yaptığında Kiremit bu çeki Açgözlü'nün bankasındaki hesabına yatırır. Peki sonuçta Kiremit'in banka hesabında ne kadar para vardır? Evet, 2 milyon dolar. Bankanın kasasında nakit olarak ne kadar var? 1 milyon dolar. Bu kadarla da kalmıyor. Müteahhitlerin genelde yaptığı gibi işin ikinci ayında Kiremit Özfırıncı'ya beklenmedik problemlerden ve masraflardan ötürü fırını inşa etmenin maliyetinin 2 milyon dolara yükseldiğini söyler. Özfırıncı durumdan hoşnut olmaz ama işi de yarıda bırakamayacağından tekrar bankaya gider. Bay Açgözlü'yü ikna eder ve Açgözlü hesabına 1 milyon dolar daha yatırır. O da parayı müteahhitin hesabına. Kiremit'in şu an banka hesabında 3 milyon dolar var. Ama gerçekte bankadaki para hala 1 milyon dolar. Başından beri bankada duran para. Günümüzde ABD bankacılık yasaları bankanın bu işlemi 7 kez daha yapmasına izin verir. Böylelikle bankanın kasasında hala sadece 1 milyon dolar bile olsa müteahhit kendi hesabına 10 milyon dolar biriktirebilir. Bankalar ellerine mevcut olan her 1 dolar için 10 dolara kadar kredi verebilirler. Bu da şu demektir. Banka hesaplarımızdaki paranın %90'ının gerçek banknot ve madeni para olarak karşılığı yoktur. Eğer Barclays Bank'taki tüm hesap sahipleri aynı anda paralarını geri isteseler, Barclays çöker. Tabii hükümet müdahale edip bankayı kurtarmaya çalışmazsa. Aynısı Lloyds, Deutsche Bank, Citibank ve dünyadaki diğer tüm bankalar için de geçerlidir. Kulağa devasa bir saadet zinciri gibi geliyor değil mi? Eğer bu sahtekarlıksa, tüm modern ekonomi sahtekarlıktır. Gerçekte bu bir aldatmaca veya dolandırıcılıktan çok insanın hayal gücünün muazzam kapasitesine yapılmış bir övgüdür.
Bankaların ve tüm ekonominin hayatta kalabilmesini ve büyüyebilmesini sağlayan şey geleceğe olan güvenimizdir. Bu güven, dünyadaki paranın büyük bölümünün tek dayanağıdır. Fırın örneğinde müteahhidin hesabındaki parayla bankada gerçekten bulunan para miktarı arasındaki fark öz fırıncının fırınıdır. Bay Açgözlü bankanın parasını karlı bir yatırım olacağını umarak bu varlığa yatırmıştır. Fırından daha bir somun ekmek bile çıkmadı ama öz fırıncı ve Açgözlü bir sonraki yıl aynı zamanlarda fırının binlerce somun ekmek, kekler, pastalar ve kurabiyeler satacağını umuyor. Bayan öz fırıncı o zaman bu krediyi faiziyle birlikte geri ödeyebilecek. Eğer bu esnada Bay Kiremit parasını geri çekmek isterse, Bay Açgözlü bunun için gereken nakdi bulabilecek. Böylelikle bütün sistem hayali bir geleceğe olan güven üzerine kurulmuş olur. Girişimcinin ve bankerin fırının geleceğine ve müteahhidin de bankanın gelecekteki ödeme gücüne duydukları güven. Daha önce de paranın sonsuz sayıda nesneyi temsil edebildiğini ve hemen her şeye çevirebilme gücü olduğunu görmüştük. Ancak bu beceri modern çağdan önce sınırlıydı. Çoğu durumda para sadece o anda mevcut olan şeyleri temsil edebiliyor ve onlara çevrilebiliyordu. Bu durumda büyümeyi ciddi biçimde sınırlıyordu. Çünkü yeni girişimleri finanse etmek zordu. Yine fırını düşünelim. Öz fırıncı bu durumda sadece somut şeyleri temsil edebilen parayı alabilir miydi? Hayır. Çünkü o anda büyük hayalleri vardı ama somut kaynakları yoktu. Bu fırını yaptırmasının tek yolu ödemesini birkaç yıl sonra almayı kabul edecek bir müteahhit bulmaktı. Oysa bu tür müteahhitler nadiren bulunur. Dolayısıyla girişimcimiz burada sıkışmış durumdadır. Fırın olmadan pasta yapamaz, pasta olmadan para kazanamaz, para olmadan müteahhit tutamaz, müteahhit olmadan da fırını olmaz. İnsanlık bu tür bir zorluk içinde bin yıllarını geçirmiştir ve ekonomiler de bunun sonucu olarak sabit kalmıştır. Bu tuzaktan çıkmanın yolu ancak modern çağda geleceğe dair güvene dayalı bir sistemin ortaya çıkışıyla bulunabilmiştir. Bu sistemde insanlar hayali malları, şu anda var olmayan malları, kredi dedikleri özel bir tür parayla sunmayı kabul etmişlerdir. Kredi, gelecek karşılığında bugünü inşa etmemize imkan sağlar. Gelecek kaynaklarımızın bugünkü kaynaklarımızdan çok daha fazla olacağı varsayımının üstüne kuruludur. Gelecekteki gelirimizi şimdiki zamanda bir şeyler yapmak için kullanınca yeni ve harika fırsatlar ortaya çıkabilir. Eğer kredi bu kadar harika bir şeyse, neden daha önce kimse bunu düşünmedi? Elbette düşündüler. Öyle ya da böyle kredi anlaşmaları bilinen tüm insan kültürlerinde vardı. En azından eski Sümer dönemine kadar uzanıyordu. Önceki çağlarda mesele kimsenin bu fikri düşünmemesi veya nasıl kullanacağını bilmemesi değildi. Mesele insanların geleceğin bugünden daha iyi olacağını düşünmemesi. Bu yüzden de kredi vermeye istekli olmamasıydı. Genellikle geçmişin şimdiki zamandan daha iyi olduğuna, bu yüzden de geleceğin daha kötü veya en iyi ihtimalle şimdiki zaman kadar iyi olacağına inanılırdı. Bunu ekonomik terimlerle anlatmak gerekirse, toplam zenginliğin sabit kalacağına veya azalacağına inanılıyordu. Bu yüzden de insanlar şahsen kendilerinin ve krallıklarının veya tüm dünyanın örneğin 10 yıl sonra daha fazla zenginlik üreteceğine inanarak girişimde bulunmanın kötü bir kumar olduğunu düşünüyordu. İş dünyası sıfır toplamlı bir oyun gibi görülüyordu. Elbette herhangi bir fırın gelirleri artabilirdi ama bu ancak diğer fırının gelirlerinin azalmasıyla mümkün olurdu. Venedik zenginleşebilirdi ama aynı süreçte Cenova fakirleşirdi. Veya Osmanlı Sultanı zenginleşebilirdi ama bunu İran Şahı'ndan almalıydı. Pastayı farklı şekillerde kesebilirdiniz ama sonuçta pasta aynı pastaydı. Bu yüzden pek çok kültür çok para kazanmanın günah olduğuna ikna oldu. İsa'nın dediği gibi, bir devenin iğne deliğinden geçmesi, bir zenginin Tanrı'nın krallığına girmesinden daha kolaydır. Matta 19:24. Eğer pasta değişmiyorsa ve bunun büyük kısmına sahipsem, bir kısmını başkalarının payından çalmış olmalıyım.
Zenginler de bu yüzden, yani kötülükleri yüzünden kârlarının bir kısmını fakirlere dağıtmak durumundaydı. Küresel pasta aynı kalıyorsa krediye yer yoktur. Çünkü kredi, bugünün pastasıyla yarının pastası arasındaki farktır. Pasta aynı kalacaksa neden kredi veresiniz ki? Bu, eğer sizden para isteyen fırıncının veya kralın başkasından çalacağına inanmıyorsanız, kabul edilemez bir risk demektir. Bu yüzden de modern öncesi çağda kredi almak zordu ve genellikle alındığında küçük, kısa vadeli ve çok yüksek faizli olurdu. Girişimciler bu yüzden yeni iş kurmakta zorlandılar. Yeni saraylar yapmak veya savaşlar başlatmak isteyen krallar da yüksek gümrük tarifeleri ve vergilerle bu sorunu aştılar. Bu krallar için çok sorun değildi yönettikleri halklar uysal olduğu sürece. Ama fırın açmak isteyen becerikli bir bulaşıkçının elinden kraliyet mutfağını temizlerken zenginliğin hayalini kurmaktan fazlası gelmiyordu. Bu bir kaybet-kaybet durumuydu. Krediler sınırlı olduğundan insanlar yeni girişimleri finanse edemiyordu. Çok az sayıda yeni iş yeri olduğu için ekonomi büyümüyor, ekonomi büyümediği için de insanlar ekonominin hiç büyümeyeceğini düşünüyordu. Elinde sermayesi olanlar da kredi vermeye yanaşmıyordu. Böylelikle durağanlık beklentisi gerçeğe dönüşüyordu. Sevgili dinleyenler, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Büyüyen bir pasta. Sonra bilimsel devrim ve ilerleme fikri ortaya çıktı. İlerleme fikri, eğer cehaletimizi kabullenirsek ve araştırmalara kaynak ayırırsak bir şeylerin iyileşebileceğine inanmaya dayanır. Bu da kısa süre sonra ekonomiye uyarlandı. Gelişmeye ve ilerlemeye inananlar, coğrafi keşiflerin, teknolojik icatların ve örgütsel gelişmelerin toplam insan üretimini, ticaretini ve zenginliğini artıracağına inanır. Atlantik'teki yeni ticaret yolları, Hint Okyanusu'ndaki eski ticaret yollarını yok etmeden de gelişebilir. Eski ürünlerin üretimini azaltmadan yeni ürünler geliştirilebilir. Örneğin zaten mevcut olan ve ekmek üreten fırınların işini bozmadan çikolata ve kruvasan üzerinde uzmanlaşmış yeni fırınlar açılabilir. Böylece herkes yeni zevkler edinir ve daha çok üretir. Ben seni fakirleştirmeden zenginleşebilirim. Sen açlıktan ölmeden ben obez olabilirim. Tüm küresel pasta büyüyebilir. Geçtiğimiz 500 yıl boyunca ilerleme fikri insanların geleceğe giderek daha fazla güvenmelerini sağladı. Bu güven krediyi ortaya çıkardı. Kredi gerçek ekonomik büyümeyi, büyüme de geleceğe olan güveni güçlendirdi ve daha fazla kredi verilmesinin yolunu açtı. Bu bir günde olmadı. Ekonomi bir balondan ziyade Luna Park treni gibi inişli çıkışlı hareket etti. Ama uzun vadede genel yönün yukarı olduğu kesindi. Bugün dünyada o kadar çok kredi var ki hükümetler, şirketler ve bireyler kolaylıkla şimdiki gelirlerinden çok daha büyük miktarda uzun vadeli ve düşük faizli kredi elde edebiliyorlar. Büyüyen küresel ekonomik pastaya olan güven sonuçta devrim niteliğinde bir değişikliğe yol açtı. 1776'da İskoç iktisatçı Adam Smith, muhtemelen tüm zamanların en önemli ekonomik manifestosu olan Ulusların Zenginliği kitabını yayımladı. İlk cildin 8. bölümünde Smith şu yeni iddiayı öne sürdü. Bir toprak sahibi, dokumacı veya ayakkabıcı, ailesini beslemek için gerekenden daha fazla kâr ediyorsa, bu fazlayı daha fazla çalışan istihdam etmek ve böylelikle kârını daha da artırmak için kullanır. Kârı arttıkça da daha fazla çalışan istihdam eder. Dolayısıyla bireysel girişimcilerin kârındaki artış, tüm toplumun zenginliğinin ve refahının artışının temelidir. Bu bize çok yeni ve orijinal bir fikir gibi gelmeyebilir ama şu anda hepimiz Smith'in bu iddiasının çok doğal kabul edildiği bir dünyada yaşıyoruz ve her gün haberlerde bu fikrin çeşitli varyasyonlarını duyuyoruz. Smith'in insanların bencil bir şekilde kar artırma dürtüsünün kolektif zenginliğin temeli olduğu iddiası insanlık tarihindeki en devrimci fikirlerden biridir. Sadece ekonomik değil, ahlaki ve siyasi anlamda da devrimci bir fikir. Smith'in söylediği kısaca şudur:
açgözlülük iyidir ve ben zenginleşerek sadece kendime değil tüm topluma fayda sağlıyorum. Egoizm, altruizmdir. Smith insanlara ekonominin bir kazan-kazan durumu olduğunu, yani birinin kârının sizin de kârınız olduğunu düşünmeyi öğretti. Hem aynı anda daha büyük bir dilim pastamız olabilir, hem de senin diliminin büyümesi benim dilimimin büyümesine bağlıdır. Eğer ben fakirsem sen de fakirleşirsin çünkü senin ürünlerinden ve hizmetlerinden alamam. Eğer ben zenginsem sen de zenginleşirsin çünkü bana bir şeyler satabilirsin. Smith, zenginlikle ahlak arasındaki geleneksel karşıtlığı yıkarak zenginler için cennetin kapılarını açmış oldu. Zengin olmak ahlaklı olmak demekti. Smith'in hikayesinde insanlar komşularını sömürerek değil, toplam pastanın büyüklüğünü artırarak zengin oluyorlardı ve pasta büyüyünce de bundan herkes fayda sağlıyordu. Bu mantıkla zenginler toplum için hem en faydalı hem de en hayırsever insanlardı. Çünkü büyümenin çarklarını herkesin lehine döndürüyorlardı. Bütün bunlar da zenginlerin kârlarını yeni fabrikalar kurmalarına, yeni işçiler istihdam etmelerine ve kaynaklarını üretken olmayan faaliyetlerde çarçur etmemelerine bağlıydı. Smith bu yüzden kâr artınca cimriler paralarını bir sandığa doldurur ve bu sandığı da sadece para saymak için yerinden çıkarır demedi ve kâr artınca toprak sahibi ve dokumacı yeni işçi istihdam eder vecizesini durmadan tekrarladı. Modern kapitalist ekonominin önemli bir bölümü, kârın yeniden üretime yatırılmasını salık veren bu yeni etiğin ortaya çıkmasına dayalıdır. Bu yatırım sonuçta daha fazla kâr getirir. Bu fazla kâr yine üretime yatırılır, bu da daha fazla kâr getirir. Döngü bu şekilde sonsuza dek gider. Yatırımlar pek çok farklı şekilde yapılabilir. Fabrikayı büyütmek, bilimsel araştırma yapmak, yeni ürünler geliştirmek. Ancak tüm bu yatırımlar nihai olarak üretimi artırmalı ve daha büyük kâr sağlamalıdır. Yani kapitalist itikatta ilk ve en kutsal emir şudur: üretimin kârı, üretimi artırmaya yatırılmalıdır. Bu yüzden kapitalizmin adı kapitalizmdir. Kapitalizm, kapitali yani sermayeyi zenginlikten ayırır. Sermaye, üretime adanmış para, ürün ve kaynak demektir. Zenginlik ise toprağa gömülmüş veya üretken olmayan faaliyetlere harcanır. Kaynaklarını üretken olmayan bir piramide boca eden bir firavun kapitalist değildir. Bir İspanyol hazine filosunu yağmalayan ve ele geçirdiği para dolu sandıkları bir Karayip Adası'nın kumsalına gömen korsan bir kapitalist değildir. Buna karşılık gelirinin bir kısmını borsaya yatıran çalışkan bir fabrika işçisi ise kapitalisttir. Üretimin kârı üretimi artırmaya yatırılmalıdır fikri kulağa sıradan gelebilir ama bu fikir tarih boyunca insanların çoğuna yabancıydı. Modern öncesi zamanlarda insanlar üretimin çok az sabit olduğuna inanırdı. Madem üretim ne yaparsanız yapın artmayacak, neden kârınızla yeniden üretim yapasınız? Bu yüzden de Orta Çağ'ın soyluları cömertlik ve açıkça belirgin bir tüketim etiği geliştirdiler. Kendi gelirlerini yarışmalara, ziyafetlere, saraylara, savaşlara, yoksullara yardıma ve devasa katedrallere harcadılar. Pek azı kârlarını çiftliklerinin üretimini artırmaya, daha iyi buğday üretmeye ya da yeni pazarlar aramaya yatırdı. Modern çağda asiller tamamı kapitalist itikada gönülden bağlı yeni seçkinler tarafından alt edildiler. Bu yeni kapitalist seçkinler, dükler ve markilerden değil, yönetim kurulu üyelerinden, borsacılardan ve sanayicilerden oluşuyor. Bu kodamanlar, Orta Çağ asillerinden çok daha zenginler ama aşırı tüketime daha az düşkünler ve kârlarının çok daha küçük bir bölümünü üretken olmayan faaliyetlere harcıyorlar. Orta Çağ asilleri altın ve gümüşten renkli kıyafetler giyer, vakitlerinin büyük bölümünü ziyafetlere, karnavallara ve şatafatlı yarışmalara katılarak geçirirlerdi. Modern CEO'larsa takım elbise denilen koyu renkli sıkıcı kıyafetler giyerek caka satarlar ve eğlenceye fazla zaman ayırmazlar. Ortalama girişimci bir kapitalist
toplantıdan toplantıya koşarak sermayesini nereye yatırması gerektiğine karar vermeye çalışırken bir yandan da hisselerini takip eder. Giydiği takım Versace'dir ve belki özel uçakla seyahat ediyordur ama bu masraflar üretimi artırmak için yatırdığı kaynağın yanında hiçbir şeydir. Üretimi artırmak için yatırım yapanlar sadece Versace giyen patronlar değildir. Sıradan insanlar ve devlet kurumları da benzer şekilde düşünürler. Alçak gönüllü muhitlerdeki yemek sohbetlerinin çoğu, biriktirilen paranın borsaya mı, faize mi yoksa gayrimenkule mi yatırılması gerektiği yönündeki sonu gelmez tartışmalara dönüşür. Devletler de vergi gelirlerini kazançlarını artırmaya dönük üretken işlere yatırmak isterler. Örneğin bir liman inşa edip, fabrikaların ihracat yapmasını kolaylaştırarak daha fazla vergilendirilebilir kazanç elde etmelerini sağlamak, devletin gelecekteki gelirini artırmanın yollarından biridir. Başka bir devlette, eğitimli insanların çok karlı uluslararası teknoloji sektörlerinin temelini oluşturacağını, bu sektörlerden de liman gibi pahalı yatırımlara gerek olmadan yüksek vergi geliri elde edebileceğini düşünerek eğitime yatırım yapabilir. Kapitalizm, ekonominin nasıl işlediğine ilişkin bir teori olarak ortaya çıktı. Bu teori, hem paranın işleyişine dair bir açıklama sunuyordu, hem de karın üretime yatırılmasının hızlı ekonomik büyüme sağlayacağını iddia ediyordu. Kapitalizm zamanla ekonomik bir doktrinden öteye geçerek belli bir etik, yani insanların nasıl davranacağına, çocuklarını nasıl eğiteceğine, hatta nasıl düşünmeleri gerektiğine dair bir öğreti haline geldi. En iyisinin ekonomik büyüme olduğu veya en azından en iyinin bir aracı olduğu, zira adalet, özgürlük hatta mutluluğun bile ekonomik büyümeye bağlı olduğu kapitalizmin temel ögesidir. Bir kapitaliste Zimbabwe veya Afganistan gibi yerlerde adalet ve siyasi özgürlüğün nasıl sağlanabileceğini sorarsanız, muhtemelen ekonomik refahın ve güçlü bir orta sınıfın istikrarlı demokratik kurumlar için ne kadar önemli olduğunu ve Afgan kabilelerinin özgür girişim, tutumluluk ve kendi kendine yetmek gibi değerleri edinmeleri için eğitilmeleri gerektiğine ilişkin bir cevap alırsınız. Bu yeni dinin modern bilimin gelişiminde de çok belirleyici bir rolü oldu. Bilimsel araştırmalar genellikle ya devletler ya da özel şirketler tarafından finanse edilir. Kapitalist yönetimler ve şirketler belli bir bilimsel projeye yatırım yapmak istediklerinde genellikle ilk soruları, bu proje üretimi ve karı artıracak, ekonomik büyümeye sağlayacak mı? Olmaktadır. Bu engelleri aşamayan bir projenin destekçi bulma şansı çok düşüktür. Hiçbir modern bilim tarihi kapitalizmi çerçevenin dışında bırakamaz. Aynı şekilde kapitalizmin tarihi de bilimi hesaba katmadan anlaşılamaz. Kapitalizmin sürekli ekonomik büyümeye olan inancı, evrenle ilgili bildiğimiz hemen her şeye terstir. Örneğin bir kurt sürüsünün, koyunların sayısının sürekli artacağını düşünmesi çılgınlıktır. İnsan ekonomisi modern çağ boyunca logaritmik olarak büyümüştür ve bu sadece bilim insanlarının her birkaç yılda bir Amerika kıtasının keşfi, içten yanmalı motor veya genetiği değiştirilmiş koyun gibi yeni bir oyuncak üretmesi veya yeni bir keşif yapmasıyla mümkün olmuştur. Bankalar ve devletler para basarlar ama nihayetinde hesabı ödeyenler bilim insanlarıdır. Son birkaç yıldır bankalar ve devletler deli gibi para basıyor. Herkes şu an sürmekte olan ekonomik krizin ekonomik büyümeyi durdurmasından korkuyor. Bu yüzden de trilyonlarca dolar, euro ve yen üreterek sisteme ucuz kredi basılıyor ve bilim insanlarının, teknisyenlerin ve mühendislerin balon patlamadan yepyeni bir şeyle çıka gelmeleri umuluyor. Her şey laboratuvarlardaki insanlara bağlı. Biyoteknoloji ve nanoteknoloji gibi alanlardaki yeni keşifler yepyeni sektörler ortaya çıkarabilir ve bu sektörlerin karları da bankaların ve devletlerin 2008'den beri karşılıksız olarak bastıkları bir ton parayı karşılayabilir. Eğer laboratuvarlar bu beklentiyi balon patlamadan karşılayamazsa çok zor zamanlara doğru ilerliyoruz demektir. Sevgili dinleyenler, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kolomb yatırımcı arıyor.
Kapitalizm sadece modern bilimin doğuşunda değil, Avrupa emperyalizminin ortaya çıkışında da belirleyici rol oynadı. Kapitalist kredi sistemini ortaya çıkaran da Avrupa emperyalizmiydi. Elbette kredi modern Avrupa'da icat edilmedi. Neredeyse tüm tarım toplumlarında zaten vardı ve erken modern çağda Avrupa kapitalizminin ortaya çıkışı Asya'daki ekonomik gelişmelerle yakından ilgiliydi. Aynı zamanda 18. yüzyılın sonlarına dek Asya'nın dünyanın ekonomik merkezi olduğunu, yani Avrupalıların elinde Çinlilerden, Müslümanlardan veya Hintlilerden çok daha az sermaye olduğunu unutmamak gerekiyor. Öte yandan Çin, Hindistan ve Müslüman dünyasının sosyopolitik sistemlerinde kredi ikincil önemdeydi. İstanbul'un, İsfahan'ın, Dehli'nin ve Pekin'in pazarlarındaki tüccarlar ve bankerler kapitalist aklıyla düşünmüş olabilirler. Ama saraylardaki ve kalelerdeki krallar ve generaller bu ticaret odaklı bakışı küçümsüyordu. Erken modern çağda Avrupalı olmayan imparatorlukların çoğu, Nurhacı ve Nadirşah gibi büyük fatihler veya King ve Osmanlı İmparatorluğu gibi bürokratik ve askeri seçkinler tarafından kurulmuştu. Bu ülkeler savaşları, vergiler ve yağmayla ikisi arasında tam bir ayrım da yapmadan finanse ederek kredi sistemlerine pek az ihtiyaç duydular ve bankerlerle yatırımcıların çıkarlarına tamamen kayıtsızlardı. Avrupa'da ise krallar ve generaller giderek ticari bakış açısını benimsediler, ta ki tüccarlar ve bankerler yönetici seçkinler haline gelene kadar. Avrupa'nın dünyayı fethi giderek vergilerden ziyade kredilerle finanse ediliyor ve yatırımlarına azami geri dönüş isteyen kapitalistler tarafından yönetiliyordu. Fraklı ve fötr şapkalı bankerlerin ve tüccarların kurduğu imparatorluklar, altın renkli kıyafetler ve parlak zırhlar giyen kralların ve soyluların kurduğu imparatorlukları yendi. Tüccar imparatorluklar fetihlerini finanse etmekte çok daha başarılılardı. Sonuçta kimse vergi ödemek istemezken herkes yatırım yapmaktan memnundu. 1484'te Kristof Kolomb batıya doğru seyahat ederek Doğu Asya'ya giden yeni bir ticaret yolu bulacağını umarak filosunu finanse etmesi için Portekiz kralına başvurdu. Bu tür keşifler çok masraflı ve riskliydi. Gemileri inşa etmek, ikmal malzemesi depolamak, denizcilere ve askerlere ödeme yapmak için çok para gerekiyordu ve yatırımın geri dönüşünün olacağı da garanti değildi. Portekiz kralı teklifi reddetti. Kolomb tıpkı günümüz girişimcileri gibi davrandı ve pes etmedi. Fikrini İtalya, Fransa, İngiltere ve hatta tekrar Portekiz'deki başka potansiyel yatırımcılara götürdü. Her seferinde reddedildi. Daha sonra yeni birleşmiş İspanya'nın yöneticileri olan Ferdinand ve Isabella ile şansını denedi. Yanına deneyimci lobiciler de almıştı ve onların da yardımıyla Kraliçe Isabella'yı bu sefere yatırım yapması için ikna etmeyi başardı. Isabella turnayı gözünden vurmuştu. Kolomb'un keşifleri İspanyolların Amerika'yı fethetmesini sağladı. İspanyollar da orada kralı, bankerleri ve tüccarları hayal bile edemeyecekleri kadar zenginleştiren altın ve gümüş madenleri, şeker ve tütün çiftlikleri kurdular. 100 yıl sonra prensler ve bankerler Kolomb'un haleflerine kredi vermeye daha da isteklilerdi ve Amerika'da ele geçirilen zenginlik sayesinde ellerinde daha fazla sermaye bulunuyordu. Prenslerin ve bankerlerin keşiflerin potansiyeline artan inançları ve maddi destek sağlamak istemeleri de en az sermaye birikimi kadar önemliydi. Emperyal kapitalizmin sihirli döngüsü buydu. Kredi yeni keşifleri finanse ediyordu, keşifler kolonilerin kurulmasını sağlıyordu, koloniler kar getiriyordu, kar güven sağlıyordu, güven de daha fazla kredi anlamına geliyordu. Nurhacı ve Nadirşah birkaç bin kilometreden sonra soluksuz kaldılar. Kapitalist girişimcilerse bir fetihten ötekine hızla ilerlediler. Öte yandan bu keşifler riskli olmaya devam etti. Kredi piyasaları yine de dikkatli hareket ediyordu. Pek çok sefer Avrupa'ya eli boş döndü. Örneğin İngilizler, Kuzey Kutbu'ndan Asya'ya bir kuzey-batı geçişi bulmak için bol miktarda sermayelerini boşa harcadılar. Pek çok sefer geri dönemedi bile. Gemiler buzdağlarına çarptı, tropik fırtınalarda battı veya korsanların eline geçti.
Potansiyel yatırımcıların sayısını artırmak ve aldıkları riski azaltmak için Avrupalılar sınırlı sorumlu anonim şirketlere yöneldiler. Tek bir yatırımcının tüm parasını yatırmasındansa anonim şirketler çok sayıda yatırımcıdan para toplayarak hepsinin sermayelerinin küçük bir kısmının riske edilmesini sağladı. Dolayısıyla risk azalmıştı. Fark edilebilecek karın sınırı yoktu. Doğru gemiye yapılacak küçük bir yatırım bile sizi milyoner yapabilirdi. Kısa sürede Batı Avrupa'da büyük miktarda krediyi toplayabilen ve bunu özel girişimcilerin ve devletlerin emrine sunabilen karmaşık bir finansal sistemin gelişmesine tanık olundu. Bu sistem, keşifleri ve fetihleri herhangi bir krallıktan veya imparatorluktan çok daha etkili şekilde finanse edebiliyordu. Kredinin yeni fark edilen gücü, İspanya ve Hollanda arasındaki amansız mücadelede daha iyi görülebilir. 16. yüzyılda İspanya Avrupa'daki en güçlü devletti ve geniş bir küresel imparatorluğa hükmediyordu. Avrupa'nın büyük bölümünü, Kuzey ve Güney Amerika'da devasa toprakları, Filipinleri ve Afrika ile Asya'da bir dizi koloniyi yönetiyordu. Her yıl Amerika'dan ve Asya'dan büyük hazine filoları Sevilla ve Cadiz limanlarına dönüyordu. Doğal kaynakları olmayan Hollanda ise İspanya kralının toprakları arasında küçük ve rüzgarlı bir bataklıktı. Çoğunluğu Protestan olan Hollandalılar 1568'de Katolik İspanyol efendilerine karşı ayaklandılar. İlk başta isyancılar Don Kişot gibi yenilmez değirmenlere karşı mücadele ediyor gibi görünüyordu ama 8 yıl içinde Hollandalılar hem İspanya'dan bağımsızlıklarını kazandılar hem de okyanus yollarının hakimi olarak İspanyolların ve Portekizlilerin yerini aldılar. Küresel Hollanda İmparatorluğu artık Avrupa'daki en zengin devletlerdendi. Hollandalıların başarısının sırrı krediydi. Karada savaşmayı pek de bilmeyen Hollanda burjuvazisi, kendileri adına İspanyollarla savaşmaları için paralı askerler tuttular. Hollandalılar da bu sırada giderek büyüyen filolarla denizlere açıldılar. Paralı askerlerden oluşan ordular ve toplarla donanmış filolar bir servete mal oldu. Ama Hollandalılar bu askeri girişimleri koskoca İspanyol İmparatorluğundan daha kolay finanse edebildiler. Çünkü büyümekte olan Avrupa finansal sisteminin tam da İspanyol kralına güveni azalmaktayken bu güveni Hollandalılar sağladılar. Finansçılar Hollandalılara ordu ve donanma kurmalarına yetecek kadar krediler verdiler ve bu ordular ve donanmalar da Hollandalılara dünya ticaret yollarının kontrolünü ve böylelikle de yüklü karlar elde etmelerini sağladı. Bu karlarla Hollandalılar kredilerini geri ödedikçe finansçıların güveni daha da arttı. Amsterdam hızla sadece Avrupa'nın en önemli limanı değil, aynı zamanda kıtanın finans merkezine dönüşüyordu. Hollandalılar finans sisteminin güvenini tam olarak nasıl kazandılar? Birincisi, kredilerini zamanında ve tam olarak ödemek konusunda çok titizlerdi. Bu da kredi verenler açısından durumu daha az riskli hale getiriyordu. İkincisi, ülkenin hukuk sistemi bağımsızdı ve bireysel hakları, özellikle de bireysel mülkiyet haklarını sıkı koruyordu. Sermaye, bireyleri ve onların mülkiyetini korumayı garantilemeyen diktatörlüklerden uzaklaşırken, hukukun üstünlüğü bireysel mülkiyeti el üstünde tutan ülkelere akıyordu. Başarılı Alman finansçıların olduğu bir ailenin oğlu olduğunuzu düşünün. Babanız işi büyütmek için bir fırsat görerek Avrupa'nın büyük şehirlerinde şubeler açmayı planlıyor. Sizi Amsterdam'a, kardeşinizi de Madrid'e yollayarak ikinize de yatırım yapması için 10 bin altın veriyor. Kardeşiniz parasını Fransa'yla savaşmak için ordu kurmaya hazırlanan İspanya kralına yatırırken, siz de Hudson Nehri büyük bir ticaret yolu haline gelince emlak değerlerinin yukarılara fırlayacağı beklentisiyle Manhattan adı verilen bir ıssız adanın güney ucundaki Çalılığa yatırım yapmak isteyen Hollandalı bir tüccara veriyorsunuz. İki kredinin de bir yıl içinde geri ödenmesi gerekiyor. Bir yıl geçiyor, Hollandalı tüccar satın aldığı araziyi karlı bir şekilde satarak paranızı söz verdiği faiziyle birlikte geri ödüyor. Babanız durumdan memnun. Öte yandan Madrid'deki kardeşiniz sıkıntıda.
Fransa ile yapılan savaş İspanyol kralı için iyi gidiyor. Fakat şimdi de kendisini Türklerle bir çatışmanın ortasında buluyor. Elindeki son kuruşu bile bu savaşı finanse etmek için kullanması gerekiyor ve eski borçlarını ödemektense bunu tercih ediyor. Kardeşiniz saraya mektuplar yazıyor, mahkemelerde tanıkları olan arkadaşlarından devreye girmelerini istiyor ama bunlardan bir sonuç elde edemiyor. Kardeşiniz sadece beklediği faizi elde edememekle kalmadı, ana parasını da kaybetti. Babanız da bu durumdan hiç memnun değildi. Tüm bunların üstüne kral kardeşinize bir maliye uzmanı göndererek açık açık söylemese de derhal aynı miktarda bir ödeme daha yapılmasını istiyor. Kardeşinizin ise verecek başka parası yok. Babasına mektup yazarak kralın bu sefer durumu toparlayacağına ikna etmeye çalışıyor. Ailenin reisinin küçük kardeşe zaafı var ve bu yüzden çok istemese de teklifi kabul ederek tekrar 10 bin altın gönderiyor. Ama bu altınlar da İspanyol hazinesinde kaybolarak bir daha da geri dönmüyor. Bu esnada Amsterdam'da her şey yolunda. Siz Hollandalı tüccarlara kredi veriyorsunuz, onlar da zamanında geri ödeme yaparak daha fazla para kazanmanızı sağlıyor. Şansınız sonsuza dek sürmüyor elbette. Her zamanki müşterilerinizden biri, ahşap takunyaların yeni moda çılgınlığı olacağı yönünde bir hisse kapılıyor ve Paris'te bir ayakkabıcı açmak için sizden kredi istiyor. Ona krediyi veriyorsunuz ama maalesef bu takunyalar Fransız hanımlar arasında tutmuyor ve keyfi kaçan tüccar kredisini geri ödemeyi reddediyor. Babanız çok kızgın ve ikinize de artık avukatları olaya dahil etmeniz gerektiğini söylüyor. Kardeşiniz Madrid'de İspanyol kralına dava açarken siz de Amsterdam'daki sözde tahta ayakkabı sihirbazına dava açıyorsunuz. İspanya'da mahkemeler kralın emrinde, eğer onun hoşuna giden şeyleri yapmazlarsa görevden alınmaktan ve cezalandırılmaktan korkuyorlar. Hollanda'da ise mahkemeler ayrı bir devlet organı ve ülkedeki burjuvaziye veya prenslere bağlı değil. Madrid'deki mahkeme kardeşinizi dışarı atarken Amsterdam'daki mahkeme sizi haklı bularak takunya tüccarının varlıklarına ipotek koyup size geri ödeme yapmaya mecbur bırakıyor. Babanız dersini almış durumda. Krallar yerine tüccarlarla, yani Madrid yerine Hollanda'yla iş yapmak daha iyi. Kardeşinizin çileleri bu kadarla da kalmıyor. İspanya kralının ordusunu besleyebilmesi için daha fazla paraya ihtiyacı var. Babanızda nakit para bulunduğunu biliyor ve kardeşinize karşı uydurma bir ihanet suçlaması yöneltiliyor. Eğer derhal 20 bin altın daha verilmezse bir zindana atılacak ve ölene kadar orada tutulacak. Babanızın sabrı taşıyor. Biricik oğlu için bu fidyeyi ödüyor ve bir daha asla İspanya ile iş yapmamaya yemin ediyor. Madrid şubesini kapatarak kardeşinizi Rotterdam'a yolluyor. Hollanda'da ikinci bir şube kulağa iyi gelen bir fikir. Hatta İspanyol kapitalistler bile paralarını ülkeden çıkarıyorlar çünkü onlar da paralarını koruyabilmek ve daha fazla kazanabilmek için hukukun üstünlüğünün tesis edildiği ve bireysel mülkiyete saygı duyulan Hollanda gibi yerlere yatırım yapmaları gerektiğini anlıyorlar. Böylelikle İspanya kralı tüm yatırımcıların güvenini kaybederken Hollandalı tüccarlar güven kazandılar. Hollanda İmparatorluğunu kuranlar Hollandalı tüccarlar oldu. İspanyol kralı mutsuz bir halka daha da ağır vergiler yükleyerek fetihlerini finanse etmeyi sürdürdü. Hollandalı tüccarlar fetihleri kredilerle finanse etti ve karının bir kısmını ortaklarına dağıtan şirketlerinin hisselerini satmaya başladılar. İspanya kralına asla parasını vermeyecek olan ve Hollanda devletiyle bile iş yapmaktan çekinecek temkinli yatırımcılar, yeni imparatorluğun bel kemiği olan bu Hollanda anonim şirketlerine memnuniyetle yatırım yaptılar. Eğer bir şirketin büyük karlar elde edeceğini düşünüyorsanız ama şirket tüm hisselerini sattıysa bu hisseleri yeni sahiplerinden alabilirsiniz. Tabii muhtemelen onların ilk ödediği fiyattan daha fazlasını ödeyerek. Ayrıca hisse aldıktan sonra firmanın zora girdiğini fark ederseniz daha düşük bir fiyattan da olsa hisseleri satabilirsiniz. Şirket hisselerinin alım satımı ile oluşan bu ticaret ağı pek çok büyük Avrupa şehrinde borsaların oluşmasına yol açtı.
Hollanda'nın en meşhur anonim şirketlerinden Verenigde Oosindische Compagnie, VOC, 1602'de Hollandalılar İspanyol boyunduruğundan kurtulmak üzereyken, hatta İspanyol topçularının gümbürtüleri Amsterdam'ın kale duvarlarından işitilebiliyorken kuruldu. VOC, hisse satışından elde ettiği gelirleri gemiler inşa edip Asya'ya yollayarak Çin, Hint ve Endonezya ürünlerinin ticaretinde kullandı. Aynı zamanda ticaret gemilerinin rakiplere ve korsanlara karşı giriştiği askeri faaliyetleri de finanse etti. En sonunda da VOC'nin sermayesi Endonezya'nın fethini finanse etti. Dünyanın en büyük takım adası olan Endonezya'nın binlerce adası, 17. yüzyılın başlarında yüzlerce krallık, prenslik, sultanlık ve kabile tarafından yönetiliyordu. VOC tüccarları 1603'te ilk kez Endonezya'ya vardıklarında amaçları sadece ticariydi. Fakat ticari çıkarlarını korumak ve hissedarlarının karlarını artırmak için yüksek gümrük tarifeleri uygulayan yerel otoritelerle ve Avrupalı rakiplerle mücadele etmeye başladılar. VOC bu yüzden ticaret gemilerini toplarla donatıp Avrupalı, Japon, Hintli ve Endonezyalı paralı askerler istihdam ederek kaleler inşa etti ve normal ordular gibi savaşlar ve kuşatmalar yaptı. Bu girişim bize garip gelebilir ama erken modern çağda özel şirketlerin asker, hatta amiral ve general istihdam etmesi, toplar, gemiler ve düzenli ordular beslemesi yaygın bir durumdu. Uluslararası kamuoyu bu durumu kabullenmişti. Özel bir şirketin imparatorluk kurması garipsenmiyordu. VOC'nin paralı askerleri adaları bir bir ele geçirdi ve Endonezya'nın büyük bölümü VOC kolonisi haline geldi. VOC, Endonezya'yı 200 yıla yakın bir süre boyunca yönetti. Hollanda Devleti'nin Endonezya'nın kontrolünü eline alması 1800'de gerçekleşti ve sonraki 150 yıl boyunca da Hollanda kolonisi olarak kaldı. Bugün bazı insanlar 21. yüzyıl şirketlerinin çok fazla güçlü olduğunu öne sürüyor. Erken modern tarih, kontrol edilmedikleri takdirde şirketlerin kendi çıkarlarının peşinden olayları nerelere kadar vardırabileceklerini gösteriyor. VOC, Hint Okyanusu'nda faaliyet gösterirken, Dutch West Indies Company, WIC, Atlantik'i yağmalıyordu. Hudson Nehri'ndeki ticareti kontrol edebilmek için WIC, nehrin güneyindeki bir adada New Amsterdam adında bir yerleşim kurdu. Bu koloni Kızılderililer tarafından tehdit ediliyor ve İngilizlerin de sıklıkla saldırılarına maruz kalıyordu. İngilizler 1664'te burayı ele geçirerek adını New York yaptılar. Kızılderililere ve İngilizlere karşı WIC tarafından yaptırılan savunma duvarlarının kalıntıları bugün dünyanın en ünlü caddesidir. Wall Street, Duvar Caddesi. 17. yüzyıl sona erdiğinde hem anakarada yürüttükleri maliyetli savaşlar hem de rehavet yüzünden Hollandalılar hem New York'u hem de Avrupa'nın finansal ve emperyal motoru olma özelliklerini kaybettiler. Onların yerini kapmak için İngilizler ve Fransızlar kıyasıya yarışıyordu. İlk başta Fransa çok daha güçlü bir konumdaydı. İngiltere'den daha büyük, kalabalık ve zengindi. Ayrıca daha büyük ve deneyimli bir orduya sahipti. Ancak İngiltere, finansal sistemin güvenini kazanmayı başarırken Fransa bunu yapamadı. Fransız kralının yaklaşımları, özellikle Mississippi balonu adı verilen 18. yüzyıl Avrupa'sının en büyük finansal krizi sırasında son derece olumsuz karşılandı. Bu kriz, imparatorluk kuran bir anonim şirketle başlamıştı. 1717'de Fransa'da kurulan Mississippi şirketi, Mississippi Vadisi'ni kolonileştirdi ve New Orleans şehrini kurdu. Kral 15. Louis ile arası iyi olan şirket, büyük planlarını finanse etmek için Paris borsasında hisselerini sattı. Şirketin müdürü John Law, aynı zamanda Fransa Merkez Bankası'nın başkanıydı. Dahası, kral onu günümüzdeki Maliye Bakanı'na tekabül eden bir pozisyon olan Genel Finans Kontrolörü olarak da atamıştı. 1717'de aşağı Mississippi Vadisi timsah dolu bataklıklarla kaplıydı. Ama Mississippi şirketi bu bölge hakkında sonsuz fırsatlar ve zenginliklerle dolu bir efsane yaydı.
Fransız aristokratları, iş adamları ve şehirli burjuvazi bu hayallere inandığında Mississippi'nin hisse fiyatları uçtu. İlk başta hisseler 500 livreden satılıyordu. 1 Ağustos 1719'da fiyat 2750 livreye yükselmişti. 30 Ağustos'ta 4100 livre, 4 Eylül'de ise 5000 livreye ulaştı. 2 Aralık geldiğinde Mississippi hisse senedi 10.000 livre barajını aşmıştı. Paris sokakları coşku içindeydi. İnsanlar tüm mal varlıklarını satıp devasa krediler alarak Mississippi hisseleri almaya çalışıyordu. Herkes kolay zengin olmanın yolunu bulduğuna inanıyordu. Bundan birkaç gün sonra panik başladı. Bazı spekülatörler hisselerin fiyatının gerçekçi ve sürdürülebilir olmadığını fark ederek hisseleri tavan yapmışken satıp kurtulmayı seçtiler. Hisse arzı yükselince fiyat düştü. Diğer yatırımcılar da fiyatın düştüğünü görünce hemen hisselerini satıp çıkmak istediler. Bu yüzden hisse fiyatları daha da düştü ve durum çığ gibi büyüdü. Fiyatları sabitlemek için Fransız Merkez Bankası Mississippi hisselerini satın aldı ama bunu sonsuza dek yapamazdı. En sonunda para bitti. Bu durum gerçekleştiğinde John Law bu sefer de Maliye Bakanı olarak daha fazla hisse alabilmek için para basılması iznini verdi. Bu da tüm Fransız finansal sistemini balonun içine sokmuş oldu. Üstelik bu finansal sihirbazlıklar bile günü kurtaramadı. Mississippi hisselerinin fiyatı 10.000 livreden 1.000 livreye düştü ve sonra tamamen çökerek tüm değerini yitirdi. Ancak Merkez Bankası'nın ve Kraliyet Hazinesi'nin elinde değersiz bir yığın hisse vardı ve hiç para yoktu. Büyük spekülatörler hisseleri zamanında sattıkları için hasarsız kurtulmuşlardı. Küçük yatırımcılarsa her şeylerini kaybettiler. Pek çoğu intihar etti. Mississippi balonu tarihteki en büyük finansal çöküşlerden biridir. Fransa Krallığı'nın finansal sistemi bu çöküşten sonra hiçbir zaman tam anlamıyla toparlanamadı. Mississippi şirketinin siyasi bağlantılarını, hisse fiyatlarını manipüle etmek için kullanması, insanların Fransız bankacılık sistemine ve Fransız kralının finansal becerilerine olan güvenini sarstı. Bunun sonucu olarak da 15. Louis giderek daha zor kredi bulabilir hale geldi. Bu, Fransa'nın deniz aşırı imparatorluğunun İngilizlerin eline geçmesinin en önemli nedenlerinden biriydi. İngilizler kolayca ve düşük faizle kredi bulabilirken Fransızlar zar zor kredi buluyor, bulduklarında da yüksek faiz ödüyorlardı. Artan borçlarını finanse edebilmek için Fransız kralı giderek daha fazla ve yüksek faizli krediler almaya başladı. Nihayet 1780'lerde büyük babasının ölümünden sonra tahta çıkan 16. Louis, yıllık bütçenin yarısının kredi faizlerine gittiğini ve iflasa doğru koştuklarını fark etti. İstemeyerek de olsa 150 yıldır toplanmayan Fransa parlamentosunu 1789'da krizi çözebilmek amacıyla topladı. Fransız devrimi de böyle başladı. Fransa'nın deniz aşırı imparatorluğu çökerken İngiliz imparatorluğu büyük bir hızla genişliyordu. Kendisinden önceki Hollanda İmparatorluğu gibi İngiliz İmparatorluğu da büyük ölçüde Londra borsasına bağlı özel anonim şirketler aracılığıyla yönetiliyordu. 17. yüzyılın başlarında Kuzey Amerika'daki ilk İngiliz yerleşimleri London Company, Plymouth Company, Dorchester Company ve Massachusetts Company gibi anonim şirketler tarafından kurulmuştu. Hindistan'da İngiliz devleti tarafından değil, British East India Company'nin paralı askerlerinden oluşan ordusu tarafından fethedilmişti. Bu şirket zamanla VOC'yi bire geride bıraktı. Londra'daki Leadenhall sokağındaki merkezinden kocaman bir Hindistan İmparatorluğunu 100 yıl yöneterek İngiliz kralının ordusundan bile daha büyük olan 350 bin kişilik muazzam bir askeri gücü besledi. İngilizler şirketin özel ordusunu ve Hindistan'ı ancak 1858'de devlete bağlayabildiler. Napolyon'un esnaf milleti olarak aşağılayıp alay ettiği İngilizler Napolyon'u mağlup ettiler ve imparatorlukları da tarihteki en büyük imparatorluktu. Sevgili dinleyenler, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sermaye adına.
Endonezya'nın 1800'de Hollanda, Hindistan'ın 1858'de İngiliz Krallığı tarafından devlete bağlanması, kapitalizmle imparatorluk arasındaki bağı pek de zedelemedi. Aksine, aralarındaki ilişki 19. yüzyılda daha da güçlendi. Anonim şirketlerin artık koloniler kurması gerekmiyordu. Yöneticileri ve büyük hissedarları Londra, Amsterdam ve Paris'te işi bitirebiliyor ve kendi çıkarlarını koruması için devletlere güvenebiliyorlardı. Marx ve diğer eleştirel kuramcıların tespit ettiği gibi batılı yönetimler bir kapitalist birlik olmaya doğru ilerliyordu. Yönetimlerin büyük sermayenin çıkarları için nasıl çabaladığının en meşhur örneği İngiltere ile Çin arasındaki 1. Afyon Savaşı'dır. 1840-1842 arası. 19. yüzyılın ilk yarısında British East India Company ve bazı İngiliz iş adamları Çin'e bazı uyuşturucular, özellikle de afyon ihraç ederek bir servet kazandılar. Milyonlarca Çinli afyon bağımlısı olmuştu ve ülke hem ekonomik hem de toplumsal anlamda çöküntüye uğradı. 1830'ların sonunda Çin hükümeti uyuşturucu ticaretini yasakladığında İngiliz tüccarlar yasağı yok saydılar. Çin devleti de uyuşturuculara el koymaya ve onları yok etmeye başladı. Bunun üzerine uyuşturucu kartelleri Westminster ve Downing sokağındaki yakın ahbaplarını ve hükümeti harekete geçmesi için baskı altına aldılar. Pek çok milletvekilinin ve bakanın bu uyuşturucu şirketlerinde hisseleri vardı. 1840'ta İngiltere Çin'e serbest ticaret bahanesiyle savaş açtı. Savaş İngiltere için tam bir zaferdi. Aşırı özgüvenli Çinliler İngilizlerin buharlı gemileri, ağır topları ve hızlı ateş alan tüfekleri gibi yeni mucizevi silahlarıyla baş edemediler. Savaşı izleyen barış anlaşmasında Çin İngiliz uyuşturucu tüccarlarının faaliyetlerine karışmamayı ve zararlarını karşılamayı kabul etti. Dahası İngilizler Hong Kong'un kontrolünü ele geçirdiler ve burayı uyuşturucu ticareti için güvenli bir üs olarak kullandılar. Hong Kong 1997'de Çin Halk Cumhuriyeti'ne devredildi. 19. yüzyılın sonlarında yaklaşık 40 milyon Çinli, yani ülke nüfusunun %10'u afyon bağımlısıydı. Mısır'da İngiliz kapitalizminin her yere uzanabilen gücüne saygı duymayı öğrendi. 19. yüzyılda Fransız ve İngiliz yatırımcılar Mısır yöneticilerine çok büyük miktarlarda krediler verdiler. Bu krediler önce Süveyş Kanalı projesini finanse etmek için, sonra da bundan çok daha başarısız girişimler için kullanıldı. Borcu aşırı şişen Mısır'a kredi veren Avrupalılar giderek Mısır'ın iç işlerine daha fazla karıştılar. Mısırlı milliyetçiler 1881'de durmadan bıkarak isyan ettiler ve tek taraflı olarak tüm dış borçları sildiklerini ilan ettiler. Kraliçe Victoria bu durumdan hoşnut olmadı ve bir yıl sonra ordusunu Mısır'a gönderdi. Mısır, İkinci Dünya Savaşı'na kadar İngiltere'nin sömürgesi olarak kaldı. Yatırımcıların çıkarları adına girişilen yegane savaşlar bunlardan ibaret değildi. Savaşın kendisi de tıpkı afyon gibi meta haline gelebiliyordu. 1821'de Yunanlar Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ayaklandılar. Bu ayaklanma İngiltere'nin liberal ve romantik çevrelerinde büyük sempati topladı. Hatta şair Lord Byron isyancılarla birlikte savaşmak için Yunanistan'a gitti. Öte yandan Londralı finansçılar burada bir fırsat da gördüler. İsyanın liderlerine Londra borsasında işlem görebilecek Yunan isyanı senetlerini teklif ettiler. Eğer bağımsızlık kazanılırsa Yunanlar bu senetleri faiziyle birlikte ödemeyi kabul edecekti. Bireysel yatırımcılar da kar etmek için veya Yunanların davasına sempati duydukları için ya da her ikisi birden bu senetlerden aldılar. Yunan isyanı senetlerinin Londra borsasındaki değeri Yunanistan'ın savaş meydanındaki başarılarına ve başarısızlıklarına göre inip çıktı. Türklerin zamanla savaşta üstün geldiği ve isyancıların yenilmesi an meselesi olduğunda hissedarlar tüm paralarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldılar. Onların çıkarı milli çıkar anlamına geldiğinden İngilizler uluslararası bir filo hazırlayarak Osmanlı'nın ana donanmasını 1827'de Navarin'de batırdı. Sonuçta
yüzyıllardır süren boyunduruktan sonra Yunanistan nihayet özgürdü. Ancak özgürlük, ülkenin asla ödeyemeyeceği bir borç yükü karşılığında elde edilmişti. Bağımsızlıktan sonra Yunan ekonomisi 10 yıllar boyunca İngiliz finansörlere bağımlı kaldı. Sermaye ile siyasetin iç içe geçmesinin kredi piyasası üzerindeki etkileri çok daha derin oldu. Bir ekonomideki kredi miktarı, sadece yeni bir petrol yatağının keşfi veya yeni bir makinenin icadı gibi tamamen ekonomik etkenler değil, aynı zamanda rejim değişikliği ve daha aktif dış politika gibi siyasi etkenler tarafından da belirlenir. İngiliz kapitalistler, Navarin Savaşı'ndan sonra paralarını riskli deniz aşırı olaylara yatırmaya daha istekliydiler. Yabancı bir borçlunun geri ödemeyi yapmaması durumunda Majestelerin ordusunun paralarını geri alabileceğini görmüşlerdi. Bu yüzden bugün bir ülkenin kredi derecelendirme notu, o ülkenin ekonomik refahından ve doğal kaynaklarından çok daha önemlidir. Kredi notları bir ülkenin borçlarını ödeyebilme olasılığını gösterir. Saf ekonomik verilere ek olarak siyasi, toplumsal hatta kültürel etmenler bile dikkate alınır. Despot bir iktidar, yaygın çatışmalar ve yozlaşmış bir hukuk sistemiyle yönetilen petrol zengini bir ülke, düşük bir kredi derecelendirme notu alır. Bunun sonucu olarak da muhtemelen fakir kalmaya devam edecektir, çünkü elindeki petrolden en iyi şekilde yararlanması için gerekenleri yapmasını mümkün kılacak krediyi bulamayacaktır. Doğal kaynaklardan yoksun ama barış içinde, iyi bir hukuk sistemi ve özgür bir yönetimi olan ülke ise iyi kredi derecelendirme notu alacaktır. Böylelikle de iyi bir eğitim sistemi ve gelişmiş bir uluslararası sektörü oluşturabilecek krediyi kolayca bulabilecektir. Sevgili dinleyenler, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Serbest piyasa kültü. Sermaye ve siyaset birbirini o kadar çok etkilemektedir ki, aralarındaki ilişki iktisatçılar, siyasetçiler ve genel olarak halk tarafından da sıkça tartışılmaktadır. Azılı kapitalistler, sermayenin siyaseti dilediği gibi etkileyebilmesi ama siyasetin sermayeyi etkilemesine izin verilmemesi gerektiğini ileri sürerler. Onlara göre devletler, piyasanın işleyişine müdahale ettiğinde, siyasi çıkarlar yanlış yatırımlar yapılmasına ve sonuçta daha düşük büyümeye sebep olmaktadır. Örneğin bir hükümet, sanayicilere yüksek vergiler koyarak bundan elde ettiği parayı oldukça cömert işsizlik sigortalarına aktarabilir. Bu tür ödenekler de halk tarafından olumlu karşılanır. Pek çok iş adamının gözünden bakıldığında ise paranın sanayicilere bırakılması çok daha iyidir. Böylelikle yeni fabrikalar açılarak yeni çalışanlar istihdam edilebilir. Bu görüşe göre en akıllıca ekonomi politikası, siyaseti ekonominin dışında tutmak, vergileri düşürmek ve devlet müdahalesini asgariye indirerek piyasa güçlerinin kendi yolunu bulmasına izin vermektir. Siyasi çıkarlardan etkilenmeyen bireysel yatırımcılar, paralarını en çok kâr edecekleri yere yatıracaktır. Bu yüzden en yüksek ekonomik büyümeyi sağlamak için en iyi yol, devletin mümkün olduğunca az müdahalede bulunmasıdır. Bu da hem sanayiciler hem de işçiler dahil herkes için olumludur. Bu serbest piyasa doktrini, günümüzdeki kapitalist itikadın en yaygın ve en etkili olanıdır. Serbest piyasanın sıkı savunucuları, dış politikadaki askeri maceraları, iç siyasetteki sosyal devlet uygulamalarını eleştirdikleri şiddette eleştiriyorlar ve hükümetlere de zen ustalarının sıklıkla önerdiği tavsiyeyi veriyorlar. Hiçbir şey yapmayın. Serbest piyasaya duyulan inanç, Noel Baba'ya duyulan inanç kadar naiftir. Zira siyasi çıkarlardan ve eğilimlerden arınmış bir serbest piyasa söz konusu değildir. En önemli ekonomik kaynak, geleceğe olan inançtır. Ve bu da hırsızlar ve şarlatanların sürekli tehdidi altındadır. Piyasalar kendi başlarına dolandırıcılık, hırsızlık ve şiddete karşı koruma sağlayamaz. Bunu yapmak, dolandırıcılığa karşı yasal yaptırımlar, güvenlik güçleri, mahkemeler ve hapishaneler aracılığıyla yasaları uygulayacak olan siyasi sistemlerin görevidir. Krallar bunları yerine getirerek
piyasaları düzenleyip denetleyemezlerse bu güven kaybı azalan kredilere ve ekonomik durgunluğa sebep olur. 1719'daki Mississippi balonunun öğrettiği buydu ve bunu unutanlar da ABD'de 2007'deki emlak krizi ve arkasından gelen kredi krizi ve daralma sonucunda tekrar hatırlamış oldular. Sevgili dinleyenler, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kapitalist cehennem. Piyasanın tamamen istediği gibi davranmasına izin vermenin bundan çok daha tehlikeli bir sonucu vardır. Adam Smith, ayakkabıcının elde ettiği karla daha fazla yatırımcı istihdam edeceğini söylemişti. Bu da bencil bir açgözlülüğün herkesin yararına olduğu, çünkü karların üretimi artırmak ve daha çok kişiyi çalıştırmak için kullanılacağı anlamına geliyor. Peki, ayakkabıcı karını artırmak için çalışanlarına daha az maaş öder ve onları daha uzun saatler boyunca çalıştırırsa ne olacak? Buna verilen standart cevap, serbest piyasanın işçileri koruyacağıdır. Eğer ayakkabıcı çok az para verir ve çok çalışma talep ederse, en iyi işçiler yanından ayrılarak rakipleri için çalışmaya başlayacaktır. Despot ayakkabıcı da en kötü işçilerle baş başa kalacak veya tamamen işçisiz kalacaktır. Yani ya yöntemlerini değiştirecek ya da işini kapatacaktır. Kendi açgözlülüğü işçilerine iyi davranmasını mecbur kılacaktır. Bu açıklama kağıt üzerinde iyi durmakla birlikte pratikte olaylar bu şekilde gerçekleşmemektedir. Krallar ve rahipler tarafından denetlenmeyen bir piyasada cimri kapitalistler tekel oluşturabilir ya da kendi işçilerine karşı birlik olabilirler. Tamamen serbest olan budur. Ülkedeki tüm ayakkabı fabrikalarını tek bir şirket kontrol eder veya tüm fabrika sahipleri aynı anda maaşları düşürmek için anlaşmaya varırsa, işçilerin kendilerini korumak için iş değiştirme şansları kalmaz. Daha da kötüsü, açgözlü patronlar borç esareti veya kölelik yoluyla işçilerin hareket özgürlüğünü bile kısıtlayabilirler. Orta çağın sonlarında kölelik Hristiyan Avrupa'da neredeyse hiç yoktu. Erken modern çağda ise Avrupa kapitalizminin yükselişi Atlantik köle ticaretiyle paralel olarak ilerledi. Bu belanın sebebi ırkçı ideologlar veya tiran krallardan çok kısıtlanmamış piyasa dengeleriydi. Avrupalılar Amerika'yı fethettiğinde altın ve gümüş madenleri açtılar, şeker, tütün ve pamuk çiftlikleri kurdular. Bu madenler ve çiftlikler Amerika'nın temel üretim ve ihracat ürünleri oldu. Özellikle şeker çiftlikleri çok önemliydi. Orta çağda şeker Avrupa'da nadir bulunan lüks bir üründü. Orta Doğu'dan fahiş fiyatlara ithal edilir ve genellikle koca karı ilaçlarında ve bazı yiyeceklerde sır gibi saklanan bir malzeme olarak kullanılırdı. Amerika'da kurulan şeker çiftliklerinden sonra Avrupa'ya giderek daha fazla şeker ulaşmaya başladı. Avrupa'da şekerin fiyatı düştü ve insanlar şekerli ürünlere karşı büyük ilgi gösterdiler. Girişimciler bunu çok büyük miktarlarda tatlılar üreterek karşıladılar. Pastalar, kurabiyeler, çikolata, şekerleme ve kakao, kahve ve çay gibi tatlandırılmış içecekler. Ortalama bir İngiliz'in şeker tüketimi 17. yüzyılın başlarında sıfırken 19. yüzyılın başında 8 kilograma çıkmıştı. Buna karşılık şeker kamışı yetiştirmek ve şeker üretmek yoğun bir işti. Çok az insan sıtmanın kol gezdiği şeker tarlalarında tropik güneşin altında uzun saatler çalışmaya razıydı. Sözleşmeli işçiler, kitlelerin tüketeceği bir üretim için çok pahalı olurdu. Avrupalı çiftlik sahipleri piyasa dinamikleriyle duyarlı, kar ve ekonomik büyüme için açgözlülerdi. Dolayısıyla yönlerini kölelere çevirdiler. 16. yüzyıldan 19. yüzyıla 10 milyon Afrikalı köle Amerika'ya getirildi ve bunların %80'i şeker çiftliklerinde çalıştırıldı. Çalışma koşulları felaketti. Çoğu kısa ve sefil bir yaşam sürüyordu. Milyonlarcası da köle ele geçirmek için yapılan savaşlarda veya Afrika'nın iç bölgelerinden Amerika kıyılarına yapılan uzun seyahatlerde ölüyordu. Bütün bunlar Avrupalılar şekerli çay içebilsin ve tatlı yiyebilsin,
tabii ki şeker baronları da muazzam karlar elde edebilsin diye yaşanıyordu. Köle ticareti herhangi bir devlet ya da hükümet tarafından kontrol edilmiyordu. Tamamen ekonomik bir girişimdi ve arz-talep yasaları çerçevesinde serbest piyasa tarafından örgütlenip finanse ediliyordu. Özel köle ticareti şirketleri Amsterdam, Londra ve Paris borsalarında hem işlem gördüler, iyi bir yatırım olanağı arayan orta sınıf Avrupalılar da bu hisselerden satın aldılar. Bu parayla şirketler gemi üretip denizciler ve askerler istihdam ettiler ve Afrika'dan aldıkları köleleri Amerika'ya taşıdılar. Amerika'da köleleri çiftlik sahiplerine satarak elde ettikleri gelirleri de şeker, kakao, kahve, tütün, pamuk ve rom gibi ürünler almak için kullandılar. Sonra da Avrupa'ya dönerek şeker ve pamuğu iyi bir fiyattan tekrar satıp Afrika'ya hareket ederek döngüyü sürdürdüler. 18. yüzyıl boyunca köle ticareti yatırımının getirisi yıllık %6 civarındaydı. Hisse sahipleri bu anlaşmadan çok memnunlardı. Modern çağdaki herhangi bir mali danışmanın da hemen onaylayacağı gibi bu yatırımlar olağanüstü karlıydı. Serbest piyasa kapitalizminin pürüzü budur. Bu sistem karların adil bir şekilde elde edildiğini veya adil olarak dağıtıldığını garantileyemez. Tersine, karı ve üretimi artırma baskısı insanların yollarına çıkan her şeye karşı kayıtsız kalmalarına sebep oldu. Büyüme, hiçbir ahlaki değerle sınırlandırılmayan bizatihi bir değer olunca felakete sürükleyebilir. Hristiyanlık ve Nazizm gibi bazı dinler milyonlarca insanı sadece nefret yüzünden öldürdüler. Kapitalizm ise milyonlarca insanı açgözlülükle, karışık umarsızlıkla öldürdü. Atlantik'teki köle ticareti Afrikalılara yönelik ırkçı bir nefretle ortaya çıkmadı. Hisseleri alan insanlar, hisseleri satan arıcılar ve köle ticareti şirketinin yöneticileri Afrikalıları düşünmüyorlardı bile. Elbette şeker çiftliklerinin sahipleri de öyle. Çoğu çiftlik sahibi çiftliklerden uzakta yaşıyordu ve tek bilmek istedikleri kâr edip etmedikleriydi. Bu arada Atlantik köle ticaretinin tertemiz bir uygulamanın tek olumsuzluğu olmadığını hatırlamakta fayda var. Önceki bölümde bahsedilen Büyük Bengal kıtlığı da benzer bir dinamiğin sonucuydu. British East India Company, 10 milyonlarca Bengallinin yaşamından ziyade kendi kârıyla ilgileniyordu. VOC'nin Endonezya'daki askeri operasyonları da çocuklarını seven, fakirlere yardım eden, güzel müzik ve güzel sanatlardan anlayan ama Java, Sumatra ve Malakka halklarının çektiği acılara duyarsız Hollandalı burjuvalar tarafından finanse ediliyordu. Sayısız başka katliam ve kötü muamele modern ekonominin dünyanın diğer bölgelerinde doğuşuna eşlik etti. 19. yüzyıl kapitalist etikte yeniliğe yol açmadı. Avrupa'yı kasıp kavuran sanayi devrimi bankerleri ve sermayedarları zenginleştirdi. Ama milyonlarca işçiyi sefalet içinde fakirliğe mahkum etti. Avrupa kolonilerindeki durumsa daha da kötüydü. 1876'da Belçika Kralı 2. Leopold bir sivil toplum kuruluşu kurarak Orta Afrika'yı keşfetme ve Kongo Nehri civarındaki köle ticaretiyle savaşma amaçlarını duyurdu. Kuruluş aynı zamanda bölgede yaşayanların hayatını iyileştirmek için yollar, okullar ve hastaneler yapmakla görevliydi. 1885'te Avrupalı güçler bu kuruluşa Kongo Havzası'ndaki 2.3 milyon kilometre karelik toprağı vermek konusunda anlaştılar. Belçika'nın 75 katı büyüklüğündeki bu topraklara o zamanlar Özgür Kongo Devleti deniyordu. Bölgede yaşayan 20-30 milyon insanın fikrini soransa olmamıştı. Bu insani yardım örgütü kısa bir süre içinde gerçek amacı büyüme ve kar olan bir şirkete dönüştü. Okullar ve hastaneler bir kenara bırakıldı ve Kongo Havzası çoğunlukla yerel halkı acımasız biçimde sömüren, Belçikalılar tarafından yönetilen madenlerle ve çiftliklerle dolduruldu. Kauçuk endüstrisi özellikle çok vahşiydi. Kauçuk hızla önemli bir sanayi ürünü haline geliyordu ve kauçuk ihracatı Kongo'nun en önemli gelir kaynağıydı. Kauçuk toplayan Afrikalı köylülere giderek daha yüksek hedefler konmaya başlandı.
bu hedeflere ulaşamayanların da tembelliklerinden dolayı vahşice cezalandırılıp kolları kesiliyordu, zaman zaman da köylerin tamamı katlediliyordu. En ılımlı tahminlere göre 1885 ile 1908 yılları arasında büyüme ve kar sevdası yaklaşık 6 milyon insanın yaşamına mal oldu. Kongo nüfusunun en az %20'sine. Hatta bazı tahminler bu rakamı 10 milyona kadar çıkarıyor. 1908'den ve özellikle 1945'ten sonra kapitalist açgözlülük kısmen geriledi. Bunda komünizm korkusunun da payı vardı. Yine de eşitsizlikler hala söz konusudur. 2013'teki ekonomik pasta 1500'dekinden çok daha büyük ama o kadar eşitsiz dağılıyor ki pek çok Afrikalı köylü ve Endonezyalı işçi bütün gün süren yorucu bir çalışmanın ardından eve atalarının 500 yıl önce getirdiğinden daha az gıdayla dönüyor. Tıpkı tarım devrimi gibi modern ekonominin büyümesi de dev bir aldatmaca olabilir. İnsan türü ve küresel ekonomi büyümeye devam edecektir ama giderek daha fazla sayıda insan açlık ve yoksulluk içinde yaşayacaktır. Kapitalizmin bu eleştiriye iki cevabı vardır. Birincisi, kapitalizm, kapitalistler dışında kimsenin yönetemeyeceği bir dünya yaratmıştır. Dünyayı farklı bir şekilde yönetmeye dönük tek deneme, komünizm, her anlamda kapitalizmden o kadar kötüydü ki kimse bunu bir daha denemeye cesaret edemiyor. M.Ö. 8500'de bir insan tarım devrimi yüzünden gözyaşı dökebilirdi. Ama tarımı bırakmak için artık çok geçti. Benzer şekilde kapitalizmi sevmeyebiliriz ama artık onsuz yaşayamayız. İkinci cevap da biraz daha sabırlı olmamız gerektiğidir. Kapitalistlerin söz verdiği cennete ulaşmamıza çok az kalmıştır. Tarihte Atlantik köle ticareti ve Avrupa işçi sınıfının sömürülmesi gibi bazı yanlışlar yapılmıştır ama bunlardan ders çıkardık ve biraz daha bekleyip pastanın biraz daha büyümesine izin verirsek herkes daha büyük pay alacaktır. Bu bölünme tam olarak eşit olmayacak ama dünyadaki her adamın, kadının ve çocuğun payına yeterli miktar düşecek. Kongo'da bile. Buna dönük olumlu işaretler mevcut. En azından sadece somut kriterler kullandığımızda. Örneğin yaşam beklentisi, çocuk ölümleri ve kalori alımı. Görebiliyoruz ki 2013 yılında ortalama bir insanın yaşam koşulları insan nüfusundaki çok büyük artışa rağmen 1913 yılındakinden çok daha iyi durumdadır. Peki, ekonomik pasta sonsuza dek sürekli büyüyebilir mi? Her pastanın ham maddeye ve enerjiye ihtiyacı vardır. Felaket tellalları er ya da geç Homo sapiens'in dünya gezegenindeki ham madde ve enerjiyi tüketeceğini söylüyor. Peki, ondan sonra ne olacak? Bir sonraki Sanayinin Çarkları bölümünü dinlemek için hemen ekranın sol alt köşesindeki butona tıklayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.